Bu çok enteresan. Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor diye herhalde anlatmaya çalışacağım bir haber. Meral Akşener İyi Parti'nin lideri ama şu geçen 11 ay içerisinde veya 10 ay içerisinde öyle bir döndü ki, yani altılı masayı tamam ayrıldılar, bitti, kazanamadılar ve ondan sonra ben kendi yoluma gideceğim dedi ve bugün gelinen noktada iktidara muhalefetmiş gibi, bak iktidara muhalefetmiş gibi yapıyor ama esas eleştirdiği çok enteresandır CHP. Eleştiri de değil, artık olayı düşmanlığa dökme noktasında. Demeyin kardeşim. Bana abla mabla demeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yüklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ayrı parantez açtı. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Keçiören'de katıldığı iftar programında konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hainlikle suçladı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk, İyi Parti oldu. Yavaş'a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sözleri üzerinden yüklendi. Ev kölesi benzetmesi yaptı. Ev kölesi Mansur Yavaş, efendisini kızdırmamak için çıkıp da tek bir kelime söyleyemedi. İktidar ve muhalefeti aynı kefeye koydu. Mücadele edeceğiz dedi. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine, ayak oyunlarına, operasyonlarına karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da elbette yılmadan mücadele edeceğiz. Yani tabii bilemiyoruz, yani Meral Hanım'ın CHP'liler hakkında bildiği ama anlatamadığı bir şeyler mi var? Ya da ne bileyim, ama her şeyi de konuşan, yani ağzına bakla ıslanmayan bir liderden bahsediyoruz. Olsa söylerdi. Yine böyle bir opsiyon da sağlıyorum ama şöyle bir bakıyorum, bakarken bu nasıl bir taktik diyorum, bu nasıl bir strateji? Çünkü hem kendine zarar veriyor, iktidara da mış gibi bir eleştiri, esas eleştiriyi muhalefete yapıyor. Ve Nisan ayından sonra bence iktidar partisi ile İyi Parti arasında bir dirsek teması olacaktır önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum. Meral Hanım böyle konuşuyor ama bakın... merkez sağda siyaseti benimsemiş insanlara ve adaylarına zarar veriyor. Mesela Turan Çömez, İyi Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı. Bu ülkücü gelenekten gelen bir insan değil. Merkez sağda siyaset yapmak isteyen. Balıkesir'de kaybettirecek bu sözler belki. İşte Ali Acar Marmaris'te belki Ali Acar'a kaybettirecek. Eski bir CHP'li Ali Acar'da. Ne bileyim, Ümit Özdağ'la İyi Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı her konuştuğunda bu beyefendiye zarar veriyor. Böyle sakin bir insan, merkez sağda siyaset yapmak isteyen, işte Hamdi Sedefçi Edirne'de, o da CHP kökenli bildiğim kadarıyla, ona da zarar verecek. Yani ister istemez bu ortada giden veya merkez sağda siyaset yapmak isteyen ılımlı siyasetçilerine de, belediye başkan adaylarına da zarar veriyorsunuz. Siz farkında değilsiniz belki Meral Hanımcığım. Bu insanlardan belki bazıları kazanacaklar ama zarar veriyor diye düşünüyorum ben. Çok az kaldı. 36 saat sonra zaten dananın kuyruğu da kopacak. Geldik.